Hepiniz bahçelerinize hoş geldiniz. Felsefe Bölümü Hocamız Profesör Doktor Sinan Özbey bizlere aşkın metafiziği adlı bir konferans verecek. Hocam, buyurun. Teşekkür ediyorum. Acaba ayağı mı kalsam? Amfi güzel olmadı. Arkadaşlar, herhalde söze rektörlüğün bu başarılı girişimini ve de bu organizasyonda görev alan arkadaşlar kutlayarak başlamak lazım. Böyle bir yerde salonun dolu olması da ayrıca çok sevindirici bir şey. Umuyorum aşk üzerine konuşurken de sizi mutlu edecek şeyler söylerim ama pek böyle olmayabilir. Çünkü zannediyorum bir kuşak öğrenci mezun oldu. Ben aşk üzerine ilk kez üniversitemizde konuştuğumda özellikle şair arkadaşlar pek konuşmamdan memnun kalmamıştı. Oysa ben onları asla kırmak istemedim. Tabii ki şiirin en vazgeçilmez temalarından birisi aşktır. Ama aşk sadece şiirin vazgeçilmez teması değil. Felsefenin de bir teması. Hem de ilk günden itibaren bir teması. Ama o kırmış olduğumuz şair arkadaşlar yerine oturacağım. Gönlünü almak için benim çok sevdiğim bir şiirle başlayalım. Şiirler pençeyi kahrımdan olurken derzan beni bir gözlere ahuya zebun etti. Evet. Hiçbir şey anlamadım. Ama isterseniz yazarını söyleyeyim. Daha etkileyici olacak yazarını duyunca. Büyük Osmanlı padişahlarından Yavuz Sultan Selim. Yavuz Sultan Selim ne diyor bu şiirde arkadaşlar? Diyor ki, aslanlar pençemin şiddetinden perişan olurken, mahvolurken bir ahu gözlünün elinde komik bir hale düştüm. Yani o cihan padişahı son derece gücü elinde bulundurmakla tanıdığımız padişah aşkı karşısındaki aczini dile getiriyor. Şimdi biraz önce dedim ki aşk felsefenin de üzerinde ilk günden beri konuştuğu bir alan. Felsefe ilk günden beri aşk üzerine konuşa gelmiş. Antik Yunan betimlerinden başlıyor. Sesim duyuluyor değil mi? Hayır. İyi, görmeyeceksiniz, oturacağım. Antik Yunan metinlerinden başlayarak aşk üzerine görüşülebildiğini görüyoruz. Yalnız şaşırtıcı olan bir şey var felsefeden baktığımızda. Son derece somut bir kavram olan aşk, felsefenin işlemesiyle birlikte giderek soyuta doğru gidiyor. Aşk deyince siz neyi anlıyorsunuz? Anlayacağınız temel şey şudur. İki insan arasındaki bir ilişki, çok özel bir ilişki. İki cins arasındaki çok özel bir ilişki. Tabii iki cins arasında derken homoseksüel ilişkileri bir kenara bırakıyor değilim. Orada da bir aşkın varlığından söz edilebilir. Bakınız Augustinus nasıl anlatıyor? Diyor ki Augustinus'un sevgiyi tanımlarken kullandığı kavram şu: kendisiyle aynı olan sevgi. Leibniz'in Spinoza'nın aşkı tanrı kavramıyla tanımlamaya başlıyorlar. Kant, salt yasa sevgisini aşk olarak anlatıyor. Hegel, sevginin kaynağını tanrının bilinci gibi bir kavramla anlatmaya çalışıyor. Romantik dönemde aşk, her şeyin içinde görülebilen tanrısız şeyin sonsuz sevgisi diye adlandırılıyor. Dikkat ediniz, giderek soyuta doğru giden aşk dediğimizde biraz önce benim tanımladığım şeyin çok ötesine giden bir anlatımla karşı karşıyayız. Aşkın tekrardan iki insan arasındaki çok özel bir duygu, o neyse onu sizle tartışmaya çalışacağız, halinde kavranması için insanoğlunun Feuerbach'ı beklemesi gerekiyordu. Feuerbach tekrardan aşk dediğinde insandan insana olan bir duyguyu anlatan felsefe geliştirmeye başladı. Şimdi bakınız şöyle şeyler denilebilir. Denilebilir ki felsefe işte bunu yapıyor. Yaşamak varken tutuyor üzerine felsefe üretmeye başlıyor. Oysa aşk konusunda söylenecek ne var ki? Aşk yaşanır denebilir. Bir itirazdır. Ama pek de öyle değil.
Çünkü felsefe şunu yapıyor, filozof şunu yapıyor. Hem kendi yaşadıklarından, hem gözlemlerinden, hem de felsefenin tarihine mal olmuş bilgilerden yola çıkarak bir olgunun çözümlenmesini yapıyor. Burayı tekrarlayacağım birazdan. Olgunun çözümlemesini yapıyor ve evrenselleştirilebilecek ögelerini ortaya koyuyor. Bu evrenselleştirilebilecek genel geçer ögeler aynı zamanda tekrardan bireye taşınan ögeler oluyor. İfadeyi tekrar etmem gerekecek galiba. Bakın felsefenin yaptığı şu, filozofun daha doğrusu. Kendi hayatından hareket edebiliyor, tecrübelerini kullanabilir. Çevresindeki tecrübeleri gözlemeye başlayabilir. Bunun yanı sıra felsefe tarihinin bütün bilgisini kullanıp buradan evrenselleştirebileceği ögeler çıkarır. Yani değerli kardeşimin bir aşk ilişkisinden hareketle insanlık hakkında, insanlığa ilişkin çok şey söyleyemezsiniz. Ama o A örneğinden, B örneğinden, C örneğinden aldığınız şeylerin evrenselleştirebilecek ögelerini bulup çıkarırsanız felsefece bir şey yapıyorsunuz. Bunu aşk içinde yapabilirsiniz. Zaten bu evrenselleştirebilecek ögeleri bulduğunuzda tekrar dönüp birey hakkında bir şey söyleme şansına sahipsiniz. Bakalım bunu yapabilecek miyiz? Bakınız, aşk hakkında ilk bilgilere rastladığımız yer Yunan mitolojisi. Yani hemen her mitolojide var. Yunan mitolojisinde bize çok şey öğreten anlatımlar var. Ama mitoloji derken bunlar anlamsız hikayelerdir diye kavranmasın diye filozof Kalakovski'den bir alıntı yapıyorum. Diyor ki, mitoloji dünyaya anlam verir ama biz bu anlamı tam olarak kavramakta güçlük çekeriz. Mitoloji dünyaya bir anlam verir ve bir anlamı kavramakta, tam olarak kavramakta bizler güçlük çekmekteyiz diyor. Aynı şeyi mitolojinin aşk konusunda söyledikleri açısından da ele almak mümkün. Mitoloji aşk konusunda bir şeyler anlatıyor bize. İlk bakışta çok komik düşünceler gibi geliyor ama biraz üzerinde durmaya başladığımızda acaba oradan bir takım sorular ve sorunlar çıkarabilir miyiz diye sormak durumundayız kendimize. Felsefe öğrenimi gören arkadaşlar için sıkıcı olacak ama bu sıkıcılık durumunu göze alarak Yunan mitolojisinden bir örnek aktarıyorum. Platon'un eserlerinde şöyle de yanlış hatırlamıyorsam geçen bir anlatıdır. Diyor ki insan başlangıçta bir küre şeklindeydi. Küre şeklinde bir insan tasarımı oluşturmaya çalışınız kafanızda. 8 tane 4 bende 4 karşımda 8 tane 4 tane kol, 4 tane bacağı olan ve yuvarlanarak yürüyen bir canlı düşününüz. Ve erkek ve kadına ayrılmamıştı. Ama bu yuvarlanan durumundan şikayetçi oldu ve tanrılara baş kaldırmaya başladı. Beni öyle yarattın ki yuvarlanarak gidiyorum. Tanrı bu yakınma karşısında kızıyor ve insanı ikiye bölüyor. Ondan sonra ne oluyor? İki ayağı ve iki kolu olan iki tane canlı ortaya çıkıyor. Şimdi bu kez de bir başka sıkıntı başlıyor insanda. Sürekli dik durma durumunda. Dik durma verinin bir sıkıntı da insanı rahatsız etmeye başlıyor. Bundan sonra insan eski haline dönme arzusu içine giriyor. Mitolojiden aktarıyorum. Ve kendi yarısı olarak düşündüğü ikinci bir parçayı bulduğunda onunla o eski küresel haline dönme çabası içinde diyor. Mitolojinin anlattığı bu. Güzel bir hikaye. Şimdi Kalakovski'den bakalım. Bir şeyler söylüyor ama bulanık. Ne dediği belli değil. Yok yuvarlaktı. 8 tane 4 ayak 4 bacak kol yok. Kol bacak olur. 8 tane işte 4 ayak 4 kol olmak üzere organı vardı. Yuvarlanarak hızla hareket ediyordu falan. Kalakoski'nin dediğini uygulamaya çalışalım. Acaba mitoloji bize sadece bir hikaye mi anlatıyor? Galiba değil. Bakınız bir şunu çıkarmak mümkün buradan. Bir, aşk bizi tamamlayacak noksanlığımızı kapatacak bir şeyi aramak, ona kavuşmak çabasıdır. Aranan şey bizim bölünen parçamız olduğu için de onunla tam bir uyum yakalarız. Mitolojinin söylediği bu. İki, başarısız aşk ilişkisi denemeleri
diğer yarı diye yönelilen birey konusunda yapılan yanlıştır, yanlış seçimdir. Günümüze ilişkin iki tane tutamak çıkarabildik mi burada mitolojiden? Bence çıkardık. Hepimiz yaşıyoruz, demiyoruz, olmadı diyoruz. Sanki mitolojinin anladığı diğer yarı konusundaki bir yanılmaymış gibi. Yeniden ilişkiler arıyoruz, yeniden aşk oluyoruz. Platon'dan biraz daha devam edelim. Platon felsefesinde de yani aşkı tanımlarken sanki mitolojideki o ikiye bölünmüşlüğü anlatır gibi. Bakınız şöyle diyor. Biliyorsunuz antik Yunan'da aşk dediğimizde onu sembolize eden bir kavram var. O neydi? Eros kavramı. Eros için şunu söylüyor. Eros bir şeyin sevgisidir. İki, henüz elde edilmemiş olanın sevgisidir. Bakın şimdi ağır ağır aşkın ne olduğunu Platonca yanıtlamaya başlıyoruz. Bir şeyin sevgisi ama o sevgi henüz elde etmediğimiz bir şeyin sevgisi. Şimdi Eros bir şeyin sevgisi ise bu bir şey iyi ve güzel olandır. Ve Eros elde edilmemiş bir şeyin sevgisi ise kendisi iyi ve güzel olan değildir. Bu mantıksal sonuç Platon'un söylediğinden çıkarabileceğimiz. Eros ne iyidir ne de güzeldir. Ama bu demek değildir ki Eros kötüdür ve çirkindir. Bakın Platon bir hazırlık yapıyor. Platon aslında Eros'un mitolojinin verdiği kavramlarla bir tanrı olmadığını anlatacak bize. Tanrı olmadığını söylerken bir ölümlü olduğunu da söylemeyecek. Yani insanla tanrı arasında bir nitelik at verecek Eros'a. Sonunda Eros'a biz bunu cin diyebiliriz, daimon diyor. Eros Platon'a göre bir tanrı değil ya da tanrıça değil bir daimondur. Şimdi bir başka soruya daha cevap veriyor. Şimdi burada iki şeyi tespit ettik. Eros ne iyi ne güzel. Ne çirkin ne güzel diye bir tanımlamanın peşi sıra tanrısal bir nitelik atfetmedikten sonra başka bir soruya daha cevap veriyor. Peki nasıl ortaya çıkar? Şimdi biz bu soruyu bir başka şekilde kendimize sorabiliriz. Burada biraz mitolojik bir anlatım var. Aşkın ortaya çıkışını soruyor Platon. Buna hepiniz bilmem cevap aradınız mı? Daha çok biz çarpıldık diye başlarız konuşmaya ama bir şekilde ortaya çıkıyor. Nasıl oluyor da aşk ortaya çıkıyor? Platon yine bize günümüze taşıyabileceğimiz şeyler söylüyor. Diyor ki, Pros'la yani zenginlikle, bollukla Pania'nın yoksulluğun çocuğudur. Afrodit'in doğduğu gün bu ikisinin birleşmesinden ana karnına düşmüş bir çocuk olarak algılıyor. Şimdi bakınız Afrodit'le bir ilişki kurdu. Afrodit'i hatırlayınız. Afrodit mitolojide güzelliği sembolize eden bir tanrıça. Onunla bir akrabalık ilişkisi kuruyor. Doğduğu gün bu da ana rahmine düşüyor. Ama babası ve anası birisi bolluk, birisi sefillik. Burada tabii kadın arkadaşlar şöyle bir itiraz yükseltebilir. Niçin Pania kadın diyebilir? Evet, bunu bir not olarak bir kenara alabiliriz. Şimdi Afrodit güzel, Eros da güzele düşkün. Anası Pania'ya benzeyen haliyle yoksul, kaba, pis, sefil bir yaşam sürüyor Eros. Babası Pros'a benzeyen yönüyle güzelin, iyinin peşinde, cesur, atılgan, yaman bir avcı. Yani yeni düşüncelere ve buluşlara düşkün bir yarı tanrı diyelim biz ona. Yine aynı nedenle Eros ne tam bilgili ne de tam bilgisiz. Hep ikisinin arasında. Şimdi ilginç bir manzarayla karşılaştık. Bizim o yücelttiğimiz aşk Platon'da hep arada, hep iyi ile kötü arasında kalmış. Bir yandan sefil, bir yandan da müthiş yaratıcı. Tam bir haşarı öğrenci tiplemesiyle karşı karşıyayız. Şimdi bakın buradan gelelim günümüze nasıl taşıyabiliriz? Platon'un bu söylediklerinden günü bizim aşktan anladığımıza ilişkin bir şeyler söylemek mümkün mü? Sondan başlıyorum. Birine neden aşık olduğunuzu bilgiyle noksansız olarak açıklayamazsınız. Yani sosyoloji okuyun, felsefe okuyun ama neden A vatandaşına değil de B vatandaşına aşık olduğunuzu bilgiyle anlatamazsınız. Bitiremezsiniz. Bilgiyi aşan bir şey var orada. Kendisine aşık olan güzel bulunmaktadır. Bir başkası size şey diyebilir, ne buluyorsun bu adamda diyebilir ama sizin için o
en güzelidir. Ve sevgisini kazanmak için son derece cesur, yaratıcı olmanız gerekir. Yaratıcılık o kadar zorlanmalıdır ki yeni olan düşünce, buluşlar ortaya çıksın. Somut olarak bir şeyler düşündürüyor mu bu söylediklerim? Ne bileyim, yaş gününde işte odasını balonlarla kaplamak gibi. Bakınız, babadan gelen taraf şeye bakarsak Platon'a, yani Prost'tan gelen, yani yaratıcısınız, etkilemeye çalışıyorsunuz. Ki böyle etkilemenin önünü açabilirsiniz yaratıcılıklarınızla. Bunlarla Platon aşık olanın o heyecanını, coşkusunu anlaşılır kılmaya çalışıyor. Şimdi öte yandan başka bir şey daha var aşkta. Karşılıksız dediğimiz aşklar var. Terk edilişler var. Orada hatırlayın kendinizi, tam bir sefalet yaşıyorsunuz. Tam bir sefillik yaşıyorsunuz. Platon bunu da cevaplıyor. İçiyorsunuz, dağıtıyorsunuz, gelip hocalarınızla tartışıyorsunuz. Sabahlara kadar arkadaşlarınızı esir alıyorsunuz. Bakın son derece sefil bir durumdasınız. Şimdi bir de başlangıcını hatırlayın ilişkinizin. Ne cembaldiniz, ne idelerle, ne fikirlerle onu etkilemeye çalışıyordunuz. Bir de bittiği noktaya bakın. Platon'un bize söylediği bu. Bence doğru söylüyor. Aşkta ikisi de var. Tabii burada artık mitolojik kavramları, Kuros'u, Panya'yı kullanmayacağız. Ama aşkta bu iki tarafın da olduğunu Platon mitolojiden devraldığı şeylerle bize oldukça iyi anlatıyor. Ama bir şeye cevap vermiyor Platon. Aşk acısı çekenin aslında neyin acısını çektiğini cevaplamıyor. Diyeceksiniz ki işte aşk acısı. Ama aşk acısı çekince aslında nedir o acının kendisi? Onun cevabı henüz Platon'da yok. Şimdi burada Platon'dan tekrar somut olana dönelim. Soru şu, iki insanın başlamış olan aşk ilişkisi nasıl bir ilişkidir? Aşk ilişkisinin kendisi nedir? Çok çeşitli noktalarından bu soruyu yakalayıp tartışabiliriz ama ben sadece bir noktadan yakalamaya çalışacağım. Bir, seven insan aslında neyi seviyor? İki, aşk ilişkisinin metni, manifestosu diyebileceğimiz bir şeyden bahsedebilir miyiz? Soru şuydu, aşk ilişkisinin kendisi nedir? İki soruyla üzerine gidiyorum bu sorunun. Bir, seven insan neyi seviyor? İki, aşk ilişkisi dediğimiz şey nasıl oluyor? Buna bir metin benzetmesi yapabilir miyiz? A vatandaşı, B vatandaşıyla birlikte olmaya başladığında ne oluyor? Benim metni dediğim şeyi, aşk ilişkisinin metni dediğim şeyi ya da manifestosu dediğim şeyi aktarıyorum. Kısaca okuyorum, sonra diğer başlığa geçeceğim. Her sevgi ilişkisinin bir metni vardır. Bu, bireylerin ilişki içindeki konumlarını belirleyen manifestodur. Cinsellikten tutun, karşılıklı muhatap oluşların neliğinden geçin, diğer insanlarla nasıl bir ilişkinin sürdürülebileceği bu manifestoyla belirlenir. Bir kez roller, konumlar belirlendi mi, artık bunları aynı manifesto içinde değiştirmek neredeyse imkansızdır. Takip edebiliyor musunuz arkadaşlar? Sevgi ilişkilerinin metni üzerinde karalamaların, silinmelerin yapılabileceği bir kağıt değildir. Her karalama, silme yalnızca göz önünden kaldırmadır. Karalanmış sayfalar varlıklarını bir yerlerde sürdürürler. Her bir yeni insanla yeni bir metin ortaya çıkar. Tecrübe denen şey, yeni bir metin için titizlik gösterebilme yeteneğidir. Sorun bu manifestonun nasıl oluştuğudur. İlişkiye giren insanlar bu metnin yalnızca başlığını atıyorlar. Daha iyimser bir yaklaşımla belki de ilk paragrafını yazıyorlar. Sonra metin kendini yazmaya başlıyor, bir canlı gibi deniliyor. İlişkinin metni, ilişki içindeki insanlara rağmen kendini üreten bir nitelik taşıyor. Metnin bu bireylerin dışına çıkan, onlardan bağımsızlaşan, inisiyatif kabul etmez girişimi, onun can vereni, yaratanı olan bireyleri çepeçevre kuşatıyor. Bireylerden biri bu manifestodan rahatsız olmaya başlamışsa, metnin dışına çıkmaktan başka çaresi kalmıyor. Bu ise
teorik halledilemeyen eylem işidir. Biraz üzerinde durmamı ister misiniz ne demek istediğini? Kapalı mı, çok mu kapalı? Bakın şunu yapıyoruz. Birisiyle ilişkiye girdiğimizde, ilişki, aşk ilişkisi başladığında o ilişkide karşılıklı konumlanışlarımıza ilişkin başlangıçta inisiyatif üretebiliyoruz. Başlangıçta diyoruz ki ben işte geceleri saat 9'da Buş'un hanımının söylediği gibi yatağa giden bir eş istemiyorum. Ya da ne bileyim işte arkadaşlarımla görüşmeyi sürdürmek istiyorum. Bunun için bir mücadele başlıyor iki insan arasında. Yani bu ilk ilişkinin başlarında tartışmalarınızın sürdüğü noktada aslında bir manifesto yazmaya başlıyorsunuz. Bir metin oluşturmaya. Yani A vatandaşı isteklerini karşıya sunuyor. B vatandaşı da ona. Burada aslında yapılan çok fazla bir şey değil. Genel hatlarını söylüyorsunuz. Karşınızdakinden istediğiniz genel hatları da işte ona başlık diyorum ya da ilk paragraf. Ama bundan sonra içine girdiğiniz toplumsal ilişkilerle birlikte ilişki sizin dışınızda delinmeye başlıyor. Öyle bir noktaya geliyorsunuz ki geldiğiniz noktada şey diyorsunuz artık, aman tanrım ne oldu? Hatırlayınız, ilişkilerinizi hatırlayınız, artık hiç beğenmediğiniz bir noktaya geliyor. Ben öğrenci kardeşlerimden de duyuyorum, dostlarımdan, arkadaşlarımdan da duyuyorum. İşte burada toplumsal koşulların da devreye girmesiyle ilişki artık sizin inisiyatifinizin dışına çıkıyor. Sizi de çekip çevirmeye başlıyor. Öyle bir noktaya geliyorsunuz ki hiç istemediğiniz ilişkilerin içinde kendinizi buluyorsunuz. Aşk ilişkisi dediğimiz yapı buna doğru gidiyor. Şimdi burada eğer sizi son derece mutsuz eden bir şeye dönüşmüşse önünüzde iki seçenek var. Hatta tek seçenek var. Çekip gideceksiniz. Gidebiliyorsanız. Ama ilişki hep sizi istemediğiniz bir şey olmasına rağmen geride tutmaya çalışacaktır. Olduğunuz yerde tutmaya çalışacaktır. Böyle bir manifestoyla işlediğini düşünüyorum ilişkilerin ve bu manifesto öyle bir noktaya geliyor ki üzerinde inisiyatif koyamayacağınız bir hal alıyor. Yani siz istemeden gece saat 9'da yatmaya başlıyorsunuz. Ya da ne bileyim işte istemediğiniz şeyler sizin için normalite olmaya başlıyor. Hatırlayınız, analarınızın, babalarınızın ilişkisine bakınız. Kaç tane mutlu evliliği olan ana babaya sahip arkadaş var aranızda? Vallahi şöyle bir bakayım. Hiç de fena değilmiş. Yani yine de fena değil olmamakla birlikte salonun 20'ne biri falan. Bir de tabii onlara sormak lazım. Yani herhalde benim çocuklarıma da sorsalar. Ananız babanız mutlu bir ilişkide mi? Büyük ihtimalle orada onlar da evet diyebilirdi. Ama efendim? Hayır. Söylediğim bağlamda süren bir boyutuyla genel olarak buna sürüklüyor. Yani son derece yalın, toplumsal ilişkilerin etkisinden sıyrılmış, ekonomik koşulların etkisinden sıyrılmış sadece bir aşk ilişkisi bulmanız mümkün değil. Bu mümkün. Efendim? Masalları. Zaten herhalde Avrupa'da da öyle. Kadınların en büyük handikaplarından birisi beyaz atlı prensi bekleten masallarla büyümüş olmalarıdır. Ama arkadaşlar beyaz atlı prensler yok. Her şövalyeden çok istedim. Prensesler de yok, evet. Hocam bir şey soracağım. Buyurun. Masallarda iyilik kötülük sorunu var, tamam. Beyaz atlı prensi de işte padişah oğulları şunlar bunlar ama masallarda veya diğer anlatılarda maalesef ne yazık ki toplumların kitlesel bilinçaltlarından gelen bazı kodları aktarmakta kullanılıyor. Yani adamlar geçmişte buna inanıyorlardı. Geçmişte vardı, şimdi mi yok? Modern toplumun yarattığı bir şey olamaz mı? Masallar çok eskiden kaynaklanan şeyler. Yani o beyaz atlı prens masalları geçmişi çok eskiye dayanan şeyler. Eleştirmeniz gereken galiba şu. O bir beklentiye denk düşüyor. Yani kız çocuğunuzu alıyorsunuz dizinize ve ona şeyi anlatıyorsunuz. Bir gün bir tanesi beyaz atla gelecek ve sizi dünyanın en mutlu insanı yapacak. Bu son derece çarpık bir bilinç aktarma. Oysa o büyümekte olan insan yavrusu hayatın hiç de beyaz atlı prenslerle bu bizi, biz erkekleri de zorlayan bir şey. Karşınıza çıkan hemen her kadın sizde beyaz atlı prensi görmek istiyor. oysa şunu bilmesi gerekiyor. Hayır, siz ölümlü bir insan olmuşsunuz, insan yavrusunuz ve beyaz atlı prens falan değilsiniz.
kadınlarda bir bilinç çarpıtmasına yol açıyor ve sonuçta mutsuz kılıyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Erkeklerde de bazı sorunlar olabilir. Mesela erkeklerde Penelope'nin bekleyişi gibi 30 sene kendilerini bekleyen kadınlar arıyor olabilirler. Ona hiç şüphe yok. Gene bekliyorum. Ama işte anlamaya çalıştığım, sormaya çalıştığım şey, yani eleştirdiğim, anlamaya çalıştığım şey şu. Bunlar kitlenin bilinçaltına ait kodlar. Kitlesel bilinçaltına ait kodlar ve adamlar buna inanmışlar. Evet. Ha, tamam, bütün savaşlar paradan kaynaklanır. Ya da anlatılan savaşta bir para savaşı aslında, ekonomik nedenlerden anlatılan bir şey. Ya var olan bir şey ama adamlar bunu nasıl kodluyorlar? Dünyanın en güzel kadınının aşkı diye kodluyorlar. Yani estetik değerler üzerinden kodlayarak anlatıyorlar bize. Demek ki bu adamcağız bir şeye inanıyor. Gerçekten bir şeye inanıyor. Demek ki kitlenin bilinçaltında belki de böyle şeylere inanma ihtiyacı var. Kadınlar nasıl, özür dilerim, kadınlar nasıl beyaz atlı prensi inanmayı istiyorlarsa erkekler de 30 sene ya işte örtüyü gündüzleri dokuyan, geceleri söken bir Penelope istiyorlar belki hayatlarında. Böyle bir sorunumuz var. Bence çok doğru tespit ediyorsunuz. Bence o erkeklerin en büyük paradoksudur. Yani hemen hemen bütün erkekler bir yandan onu ister, sadık evinde bekleyen... Bir taraftan da kirkenin odasında kalırlar. Evet. Evet, o da bizim paradoksumuz. Anladınız mı? Biraz şükür okumuştum. Yani erkekler için de şöyle bir eleştiri yapmak mümkün. Bir yandan son derece sadakat duygularıyla örülmüş bir kadın beklerken ve o kadının sadakatinin dışında hiçbir şeyinden mutlu olmazken öte taraftan dışarıda aşkı yaşayacağı kadınlar var. Doğru. Böyle katılıyorum. Ben de. Buyurun. Dışarıda aşk yaşayacak kadınlar dediniz de. İsterdim. Yani her ilişkiye de aşk demesek diyecektim ben de. Şüphesiz. Tabii. Yani bütün detaylarda tartışmaya çalışırsak tabii ki korkunç bir alanda iş görüyoruz aşktan bahsedince. Sonra soyunuz konuyu öyle seçtiğinize göre hocam. Bana soru sormakta serbestsiniz. İstediğiniz sorabilirim. Öyle bir sansür koymuyorum. Ama arkadaki arkadaşımızın söylediği noktadan baktığımızda erkekler için genel bir paradoks olduğunu düşünüyorum. Bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Kadınlar da bunu yapıyor mu bilmiyorum ama bizim erkeğimiz böyle bir sıkıntıya sahip. Yani bir yandan sadakat, bir yandan da aşk beklentisi. Yani sizin söylediğiniz noktadan bakarsak kadına ilişkin temel yönelim, beyaz atlı prensten geldik buraya, temel yönelimleri, temel ruh halini tespit etmemiz mümkün erkeğe ilişkinde. Kadınlar sadece mektupları yollamamakla kalmıyorlar, yakmıyorlar da onu. Yıllarca saklıyorlar. Biz yakarız. Sevgisiz kaldıkça daha da birikiyor. Buna deprem örneğini de verebilirdik. Hani enerji birikti, enerji birikti diyorlar ya. Bunun gibi bir şey. Ama bir baraj örneğiyle düşündünüz. Bir gün karşınıza biri çıkıyor ve sizin o su toplamakta olan bir duvar gibi anlattığım şeyi delmeye başlıyor. Yani bütün duygularınız alt üst olmaya başlıyor. Bunu sağlıyor. Yani sizde oluşan o duvarı, biriktirdiğiniz potansiyeli harekete geçirecek bir birey çıkıyor karşınıza. Dolayısıyla bir devindiricisidir sadece sevgiye, senin sevebilir oluşunun diyorum. Açılan gediğin büyüklüğüdür, aşkın da büyüklüğü. Hele o muhkem duvarların karşılıklı delindiği, dahası gediklerin duvarı ortadan kaldıracak kadar genişlediğini düşünürsek, 100 yılın aşkından söz etme, söz açmışız demektir. Yani öyle bir enerjiyle patlar ki o ördüğünüz duvar, bütün duvar ortadan kalkarsa işte o müthiş büyük aşklar dediğimiz şey. Duvarın ne denli muhkem olduğunu, muhkem, hoş bir kavram, sağlam karşılığında kullanıyoruz. Döne döne belirttim.
Bununla bir olguyu daha açıklayabilmenin altyapısı oluşuyor. Marx haklıdır. Kimilerinin yedik açma çabası da anlamsızdır bu duvarda. Başaramazlar. Bunu bilmek tecrübedir. İfadem anlaşılır oldu mu? Yani işte ben ilde de bu kadını istiyorum diye tutturmanın bazen çok anlamı yoktur. Çünkü sizin gücünüz karşıdakinin o duvarını parçalamaya yetmiyordur. Bu size ilişkin bir sorun değil. Karşınızdakine ilişkin bir sorun da. Bunu bilmek tecrübedir derken ömür boyu odunumun parasını isterim diye takıldığımız aşklar vardır. Hayır, olmayabilir. Çünkü iki tane inisiyatif var işin içinde. Yani zaten hastalıklı bir yere dönüşmesi de onlay. Hani duyuyoruz ya, vurdu benim yarım olmayacaksan başkasına yar etmem. Hastalıklı bir durum. Ya böyle şey mi olur? Bunu bileceksiniz. Bu tecrübe, hayır, sizin enerjiniz, sizde birikmiş enerji, sizin varoluşunuz karşıdaki bir insanla aşk başlatmayabilir. Bu noktada artık kendi önleminizi alacaksınız. Çekinmeyi bileceksiniz. Böyle olmakla birlikte henüz başlaması için çabalanan ilişkide duvarın delme şansı, bitmiş bir ilişkide duvarı delme şansından daha kolaydır. Bitmiş bir ilişki derken şunu söylüyorum, yani birisiyle ayrılmışsınızdır, onu tekrardan elde etmeye çalışıyorsunuz, orada işiniz daha zor. Çünkü bir ilişkiyi bitirmeye yönelik karar vermek, bir ilişkiyi başlatmaya yönelik karar vermekten daha zor varılan bir şey. Yani ilişkilere bir heyecanla gireriz. Orada kararlarımızı etkileyen mekanizmalar çok fazla değildir. Ama ayrılırken çok uzun boylu düşünürüz. Hele uzamış ilişkilerse, zaman almış ilişkilerse. Şimdi bu söylediklerimden yine bir isim hatırlamış olabilirsiniz. Aşık Veysel. Ne diyor da Aşık Veysel? Güzelliğin on para etmez, şu bendeki aşk olması. Tıpkı bunun söylediği, Aşk Veysel'in söylediği gibi bir şey söyler gibiyim. Hayır, ama bunu söylemiyorum. Bence güzelliği on paradan daha fazla eder. Şimdi aşkın bende, bireyde temellendirmesi, kimi ilişkilerdeki birlikte olan bireyi bir nesne düzeyine indirgeyen tutumlarla karıştırmamalıdır. Yani güzelliğin on para etmezse karşıdakini nesneleştirmeye başlamışsındır. Bakınız. Sizi çok iyi tanıyan birinin sizin kendi hakkınızdaki yargınızı çelişkiye götürecek açıklamalarla hayatınıza girmesi son derece sarsıcı bir durumdur. Eğer böyle yaparsak, sevgilinin kaybedilmesi son derece özel bir alanda, yani bireyin kendisiyle temellendirildiği için aşk acısının yoğunluğu da açıklık kazanır. Şimdi bu yüzden şunu görmek mümkün. Sizde bir kadının açtığı yarayı ancak bir başka kadın tedavi edebilir, giderebilir. Aynı şeyin tersini de söylemek mümkün. Bir erkeğin açtığı yarayı ancak bir başka erkek giderebilir, sağaltabilir. Kimilerimiz de bunun içgüdüsel bilgisine sahibizdir. Yani ben burada yazarak şey yapıyorum, düşünerek söylüyorum ama çevremize baktığımızda baştan konuşmanın başına döndüğümüz İçgüdüsel olarak bunu yapar insanlar. Daha biten bir ilişkinin, arkadaşlarınızı hatırlayın, kendinizi hatırlayın. Daha biten bir ilişkinin muhasebesi yapılmadan, ya ne yaptım, ne oldu demeden acıdan kaçmak için hemen yeni ilişkilere yelken açar. Ama bu da tehlikeli bir iştir. Çünkü ne dedik metnini tartışırken? Ortadan kaldıramazsınız. Bir yerde yaşamasını sürdürür. Arkadaşlar, şimdi soru soralım. Teşekkür ediyorum. Bu kadar alkışlamayız. Devam edecek herhalde. Sorular var. Deniz Arkuş, gazetecilik bölümü için sınıf öğrencisiyim. Benim sorum, Dostoyevski'nin kitabında şey diyordu, bu ayrılma acısının aslında neden olduğunu ve kendisi şunu diyor, yani insan gerçekten acı çektiği için, çekmek istediği için bu acıyı belki de yaşıyor diye bir ifadesi vardı. Gerçekten de böyle mi? Yani insan acı çekmek mi istiyor ayrıldığı zaman? Yani niye düşünüyor? Hayır,
Hayır, ben böyle düşünmem. Yani mazoşist bir eğilim yoksa, acı çekmekten haz alan bir durum. Böyle insanlar vardır. Yani ilişkisinin hep olumsuzluklarından bahseden, acılarından bahseden bu özellikler var. Ama genel olarak baktığımızda acı çekmek için acı çekmiyoruz. Muhatapsız kalan bir şey var. O sevebilme gücü müthiş bir şey. İnsan seven hayvandır dedim ya. Ona ihtiyaç, içinizde bir taşıyorsunuz bunu. Anne babama duygusu gibi bir şey bu. Bunun muhatabı yok. Bir de kendi hakkınızda fikirlere sahipsiniz. Kendinizin etik yargılarınız var kendi hakkınızda. Değerleriniz var. Beğeniyorsunuz ya da beğenmiyorsunuz. Karşınızdaki insan onları sorgulatıyor size. Öyle olabilir ki kendinizi yeniden kurma gereği duyabilirsiniz. Hani şey deriz ya, şaka yolu, iyi olgunlaşıyorsun deriz ya, bir anlamı vardır. Yani birkaç ilişki yaşayan insan olgunlaşmaya başlamıştır bu anlamda. Kendini tanıma anlamında. Gayet tabii, gayet tabii. Kendini tanıyor, değerlendiriyor, eleştiriyor, hata yapmamayı öğreniyor, parfüm kullanmayı öğreniyor. Buyur. Ben Platon'la ilgili bir şey soracaktım. Ne Platon'da ideal olan iyi var, işte en iyinin en iyi de olması gereği var. Bundan bahsediyor. Bir de bu insanın oluşumunu anlatırken işte bir yuvarlak aşırı de bahsettiği gibi ikiye ayrılıyor ve daha sonra onu buluyor. Burada da iki türden, yani iki cinsten bahsettiniz. Ama Platon'da biliyoruz ki en iyi olanla en iyi olan, yani o dönemde de ataerkil bir toplum var ve erkek olan erkek olduğu için en iyi olan o, en iyi olan da erkekle birlikte olması gerekiyor. Bu anlamda o bütünü neresine koyuyor Platon bunu? Ya da Sokrates. Evet, güzel bir soru. Tabi buradan arkadaşı bir homoseksüellik tartışması başlatacak, değil mi? Evet, antik Yunan toplumu böyle bir toplum. Örneğimizde yine tabi tutmuyor. Platon'un tekrar anlattığı, yani en iyi olanla en iyi olanın, ya da şöyle söyleyelim, hadi Platon'un kavramlarıyla söyleyelim. En iyi aşk erkekten erkeğe yönelmiş aşktır anlayışıyla biraz önce söylediğimiz şey tutmuyor. Bilmiyorum buna ne söylenebilir ki? Yani şöyle bir şey de çıkaramıyorum. O yuvarlanan birey, erkek erkek, kadın kadın bireyidir diye düşünebilir miyiz? Hafızamı zorluyorum. Etmiyor. Hatırladığım kadarıyla etmiyor. Bunlar da benim eski bilgilerim. Ama tabii ki antik Yunan'da onu vurguluyorsak, aşkın en iyisi, en istenilirdi erkekten erkeğe yönelen aşktır. Değerli olan odur antik Yunan için. Biraz önce onu söylemek istedim. Yani dedim ya, tecrübedir. Şimdi karşınızdaki insan da sizin aşkı harekete geçirecek bir güce olmadığınızı söyleyebiliriz. Bu sizin çok kötü olduğunuz anlamına falan gelmiyor. Karşınızdaki insanla ilişkili bir şey. Çünkü iki tane inisiyatif var burada. Tamam, şunu yapabilirsiniz. Yıllarca ısrar edebilirsiniz. Bunu yapın. Yapmayın demiyorum, yapın. Ama şunu bilin, sadece ve sadece sizin elinizdeki bir şey değil. Bunu yapmak, bunun başlatıcısı olabilmek. Karşınızdaki insan sizi beğenmemiş olabilir. Dedim ya, o duvar, karşıdaki duvar, onun çocukluğundan kaynaklanan şeyler, bir kadın olarak sizi beğenmiyor olabilir. Annesine benzetiyordur ve annesinden nefret ediyordur, bilmiyorum. Tek tek özelinde bakabiliriz. Ama bu var. Bunu sağlayan da sadece ve sadece aşkın sizin inisiyatifinizle başlayıp bitecek bir şey olmaması. Böyle bir şey değil aşk. Zaten bunu bildiğinizde olgunlaşıyorsunuz. İki tane insanın aynı duyguları birbirine karşı bırakması demek. Bunu her bir insandan isteyemezsiniz. Ve burada çok kırılmayacaksınız. Herkesten isteyemezsiniz. Ama şunu becerebiliyorsak, bunu zaten toplum bize becertmiyor, izin vermiyor. Yani bütün duygularımızı özgür bir ortama karşılıklı olarak bırakabilirsek, aşk kendini son derece mükemmel özgürlüyor. Ama zaten yetenek orada, kendini o özgür ortama, duygularına bırakabilmek. Bunu çoğu zaman yapamıyoruz.
Bilmem cevap verebilirim. Çok üzülmeyin. Çok önemli mi? Öyle bir o durumda Eros'un anasına olan yakınlığını hatırlayıp ve içiniz. Sağladınız, çok önemli değil. Rahatlayacak yöntemleri geliştirdiniz. Var. Yani aşkın kendi içinde bu sefalet var. Kaynağı olur orası. Ama şunu bilmeliyiz, bakınız. Eğer sağlıklı bir bilinç geliştirmezsek, reddedilmeler karşısında, karşılıklı bir şey yaparsa gider onu vururuz. Hem doğru olmam. İfade edebiliyor muyum? Bu değil. Yani bilmiyorum sizi hiç tehdit eden oldu mu? Beni tehdit eden oldu. Seni vuracağım diyor. Başkasına yar etme. Ya korkunç bir şey. Yani hele bir tut olarak biliyorsun ama gerçekten korkunç bir şey. Ben sadece hedeflerin yaptığını biliyorum. Biraz her şey vuracağım başkasına yar etme. Diyor zor. Ama bu şüphesiz ki demin söylediğim olguyu kavramamış. Siz son derece mükemmel bir insan olabilirsiniz ama tek başına sizin mükemmelliğiniz, güzelliğiniz bir başkasının size aşık olmasını gerektiren bir şey değil. Bunu da sineye çıkacaksınız, öğreneceksiniz. Hocam, ben sormak istiyorum size. Gerçekten sevmiyor mu? Yani bir gün sonra ya da iki gün sonra biz başka bir şeye yönelebiliyor. Hayır. Bu nasıl? Tamam, bir böyle bakabiliriz. İlişkinin aslında bir ilişki kılavına girmediğini söyleyebiliriz. İki başka bir şey söyleyebiliriz. Yalnız kalma acı verecek bir şeydir. Yani eğer ben dedim ya, bende bir erkekte kadının açtığı yarayı kadın kapatıyor, kadında erkeğin açtığı yarayı da başka bir erkek kapatıyor. Bunun bilincine biz belli belirsiz sahibiz. Açıdan kaçma durumu. Yani eğer yalnız kalırsanız kendinizle hesaplaşacaksınız. Kendinizle yüz yüze geleceksiniz. Ne yapıyoruz? Erteliyoruz. Kaçıyoruz. Ben böyle bakarım. Ama çok özel ilişki durumları olabilir. Yani flört ediyordur. İki günlük bir flörttür. Olur. Ama şunu söylemekten hiç çekinmiyorum. Eğer sorgulamaz ve sürekli o yarayı başka bir erkekle ya da kadınla kapatırsak hayatı er geç hesabını sorar. Kaçarı yok bunun. Er geç hesabını sorar. Öyle bir aşık olursunuz ki ondan kaçamazsınız. Öyle bir noktaya gelir kaçarınız olmaz ve acıyı orada katmerli bir şekilde yaşarsınız. Hocam, benim sormak istediğim aslında biz sevgiyi şimdi ilk başta hayata ve insana mana vermek, anlam yüklemek diye tanımladık. Aşkı da bir ölçüde bu manayla örtüşmeye çalışma çabası olarak zannedersem kanımca tarif ettik. Şimdi bu aşkı ve sevgiyi yaşarken insanoğlu büyük bir ihtimal kendi çocukluğunun ve kendi içindeki bulunduğu psikolojik durumun etkisi altında bir takım eğilimlere dönüşüyor veya zincirlere bir takım İşte bu arabesk duygular ve içmeler, dağıtmalar ve çeşitli saplantılara düşmeler gerçekleşiyor. Bence bu aşkı evrensel bir açıda değerlendirmeye çalışsak, ki gerçi aşkı tam olarak belki evrensel açıda değerlendiremeyiz ama yani aşkı en zararsız ve en masum haliyle yaşamaktan bahsedersek, bu insanların içindeki o psikolojik yaraların giderilmesi anlamında değil midir? Yani giderilmesi gerekmiyor mu? Yani toplum içerisinde şu an bir iletişim araçları veya çevremizdeki o bahsettiğiniz beyaz atlı prensleri anlatan bir takım İşte elimizdeki imkanlar, bunlar aşka bakış açımızı etkilemiyor mu? Şüphesiz etkiliyor. Yani bunları iyileştirmek gerekmiyor mu acaba? Yani zaten, nasıl iyileştirebiliriz veya? Evet, zaten bunlarda sıkıntıya sahip olduğumuz için derli toplu aşklar yaşayamıyoruz. Yani kim bana şey yapabilir, çok uzun boylu, çok güçlü aşklar yaşadığını söyleyebilir. Üzerimizdeki çok çeşitli etkiler, sizin de saydığınız etkiler, sakatlıyor, aşklarımızı da sakatlıyor. Yani iki insan, genç insan aşık olduğunu söylüyor. Aslında bakıyorsun müthiş bir kişilik kavgası sürmekte. Kan gövdeyi götürüyor. İlişki diye ortaya koydukları şeye baktığında ilişkinin belirleyicisi kim olacak mücadelesi başlıyor. Bilmem ifadem anlaşılıyor mu? Yani müthiş bir mücadele bu aşk falan değil. Söyleyebilir miyiz acaba? Özür dilerim de. Yani aşkı yaşamadan önce bir sefer aşkı yaşayabilecek bir duygusal
olgunluğa erişmek gerekiyor mu acaba? Hayır. Yaşayan zamanla zamanla olgunluğa kavuşur. Hem öyle yaparsanız hiçbir zaman aşk için yeteri kadar büyümeyeceksiniz. Çünkü ertelenecek ömrünüz yok değerli arkadaşlar. Kaç yaşındasınız? 20'nin üzerindeki insanlarsınız. Bir kısım arkadaşları dışarı alarak söylüyorum. Öğrenci arkadaşlar için. Yani ne erteleyeceksiniz? O süreçler içinde kendinizi tanıyıp inşa edeceksiniz. İyi insan olmayı deneyeceksiniz aşık olurken. Bu ne demek iyi insan olmak? Benim çok üstünü, altını çizdiğim, çok üstünde ısrarla durduğum bir şey var. Dürüst olmak. Karşıdakini kandırmamak. Hiçbir şekilde kandırmamak. Herhalde bir ayağımızı basacağımız zemin olarak bunu tespit etmek mümkün. Etik bir zemin bu. Dürüst olmak, kandırmamak. Kandırmamak derken ay eşini aldatıyormuş gibi şeyler falan değil. Sakın öyle bir şey anlamayın. Bir şey sorabilir miyim? Buyurun efendim. Buradayım. Şimdi etik ölçüleri neye göre belirliyoruz? Sorunuz bu değildir inşallah. Etik ölçüleri neye göre belirliyoruz? Çünkü Freud aşağıda şöyle bir şey söylüyor. İnsanlık bir nedenle niye olduğunu bilmiyorum diyor. Modernliği keşfetmiştir. İnsanlığın tek yaratısı modernliktir. Ve bu modernliğin içerisinde yaşayabilmek için bir sürü şey geriye atmak zorunda kalmıştır. Bir sürü şey mesela abartarak söylüyorum. Ortaya yapışma özgürlüğünüz yoktur. Mesela işte çok kalabalık bir ortamda insanların sizin tuvalete gittiğinizi fark etmelerine rağmen, bunu biliyor olmaya rağmen gitmeye çekilebilirsiniz. Bir sürü şey olabilir. Bunlar ne yazık ki uygarlık dediğimiz o acayip şeyin sonuçları. Ve bunun içerisinde yani uygarlığı sürekli tutmak için, uygarlık eğer bizim tek yaratımızsa bunu devam tutmak için zorunlu olduğumuz şeyler o dürüstlük ölçütlerinden, etik ölçütlerinden falan sürekli uzaklaşıyor. Gün geçtikçe uzaklaşıyor. Neye göre etik? Neye göre dürüstlük? O zaman aşk vesaire gibi çok saf yerlerden gelen, çok saf yerlerden bugüne kadar gelen kavramlar da doğal olarak başka şeyler halini alıyor bugün. Almıyor mu? Söylediğim çok karmaşık bir şey değil. Tevrat'taki 10 emirde de var, Sümer metinlerinde de var. Yalan söyleme. Bu kadar basit bir ilke. Bunu bir aşk ilişkisine taşımakta güçlük çekmeyiz ki. Ama dikkat ediniz aşk ilişkilerinde acaba bunu yapıyor muyuz? Sadece söylediğim bu, yani buradan müthiş aşka ilişkin bir etik tartışması başlatmıyorum. Bu bambaşka bir iş. Ama şunu söylemek, bir zemin ararken eylemlerimizi kritize edeceğimiz, ölçeceğimiz bir ölçü var mı diye düşünürsek belki de bu diyorum. Buna gerek var mı dedi. Siz hayır dediniz. İnsan doğduğu an belli duygu yoğunluklarıyla mı doğuyor? Mesela baraj örneğini verdiniz. İşte bir potansiyel var. Bu iki kişi tarafından denildiğinde bu duygular açığa çıkıyor. Daha sonra ileriye götürsek bunu belki karşılaştığı engellerle bir çevre şartlarıyla da bu aşk ya tamamen bitiyor ya da yoluna devam ediyor. Sizde olan olgunlukla beraber bu aşkın birliği ortaya çıkmıyor mu? O zaman İlk doğuşta mı hepimizde farklı boyutlarda duygular var, yoksa biz yaşadıklarımızla mı duygularımız büyük? Güzel bir soru. Doğuştan da tabii şeyler getiriyorsunuz. Yani çocukluk ve eğitiminiz, su, bu sizin sevginizin hissettirebileceğiniz bir birey olmaya ya da olmamanıza yol açabiliyor. Ama bir insan yavrusunu gözleyiniz, sevgi taşıyan bir canlıdır. Onun o eğitim koşulları, ailesindeki eğitim koşulları, anasıyla babasıyla etkileşimi, onun sevgisini gösterip gösteremeyeceğini belirleyebilir. Bilmiyorum, burada tabii psikiyatrinin, psikolojinin alanına girmeye başlayacağız. Onların etkisi olabilir ama şunu söylüyorum, insan yavrusu en halis haliyle seven bir canlı. İfade edebiliyor muyum? Seviyoruz biz. Bunu da tartışabiliriz. Niye biz seviyoruz da orangutan sevmiyor ya da az seviyor? Bunu tartışabiliriz. Yani bu tartışmanın dışında tutarak sürdürmeye çalışıyorum. Ama buyuz. Bir kere bunu veri olarak kabul edelim. Buna ihtiyaç duyuyoruz. Biz insan denilen canlılar olarak buyuz. Bir veri olarak koyuyorum ortaya. Benim sevgimi, güneyli insanlar çok sıkıntı çekmez. Sizler hepiniz güneylisiniz. Ama kuzeyli insan sevgisini çok hissettiremez. İngilizlerle nasıl dalga geçen hikayeler vardır. Hepiniz bilirsiniz. Ama bizler sevgimizi daha rahat ifade eden insanlarızdır. İlgimizi daha rahat gösteren insanlarız. Kime rağmen? Kuzeylilere rağmen.
Yani bu faktörleri işin içine katabilirsiniz. Ama bir veri olarak insan denilen canlı seviyor. Bunu niye seviyor da bir başka tartışmadır. Sürdürebiliriz. Buyurun. Bir de Aşık Veysel'in duygusunu biz aslında aşkın somut olarak değerlendirdiğini biliyoruz. Siz onu güzelliğiniz on para etmez, bin metreye dönüşme oldu orada. Sizce bu yanlış değil mi? Yani adam cidden bizim karşıdakinin bizim için olan değerini ifade etmiyor mu? Çok güzel, Aşık Veysel'e itirazım yok. Ben diyorum ki, Aşık Veysel bunu derken doğru bir şey tespit ediyor, şunu tespit ediyor. Sevgi aslında benim için doğru bir yani. Ben seviyorum diyor. Ama zaten o da kendi verdiği değeri ifade etmiyor mu? Tamam ama on para diyor. Şu hikaye... Dur! Dönüp diyor ya, aşkı kendinde temellendiriyor ve ona bir eder geçiyor. Benim söylemek istediğim şu, bakış doğrudur, karşıdakinin ederi hakkında fikir yürütemeyiz. Tamam, başlatan karşıdaki başlatıyor bende bunu. Zaten başlatıyor olması başlı başına bir değer veriyor. İfadem anlaşıldı mı? Yani bendeki duyguları, bendeki duyguların arkasında biriken sevme potansiyelini başlatan A insanıysa, o A insanı başlı başına bir değer veriyor. Çünkü B insanı değil. İfade edebildim mi? Biraz Aşık Veysel orada Aşık Veysel'i küçümsemiyorum. Burada isimlerini okuduğum hiçbir yeri küçümsemiyorum. Öyle anlamayın. Aşık Veysel de karşıdaki aşık olup adını küçümsemiyor zaten. O kendini yüceltmek için. Evet. Aşkını yüceltmek için. Bu şiirle vurmuyor. Abartılı yapıyor. Buyur. Başka biri için benim gözümdeki anlamı göremeyeceği için onun benim ona yüklediğim anlam büyük değil mi? Başkası aynı anlamı veremeyecek ona. Tam olarak ifade edemiyoruz. Oysa bizler zaafları olan insanlarız ya da zaafları olan hayvanlarız. Biz üzülürüz, biz ağlarız, biz çok seviniriz, biz çok mutlu oluruz. Ama maalesef çok üzüntülü olduğumuz zaman herhangi bir yere gittiğimizde şunu yapmak zorundayız. Evet. Oysa bunu yapmak zorunda değiliz. İşte ifade edilmemizde orada böyle bir şey oluyor. Niçin? Çünkü orada üzüntüde olduğumuz halde etrafımızdaki insanlara iyi gözükmek ve mutlu gözükmek zorunda hissediyoruz kendimizi. Ve hiçbir ilişkide bunu yaşamak zorunda değiliz. İlişkilerimizde mutluysak mutlu, hüzünlüysek hüzünlü olmak zorundayız. Demek ki verdiğiniz, ilk verdiğiniz örnekte anne ve babası mutlu olanları sordunuz ve bir takım arkadaşlarımız el kaldırdı. Siz de dediniz ki, bir de onlara sormak lazım. Benim annem babam mutlu ama annem hiç mutlu musun diye sormadı. Belki annem kendi içerisinde mutsuz çünkü yapamadığı, dış dünyada olduğunu bildiği ve yapamadığı pek çok şey var, sebebi evliydi. Doğru. Soruma gelince duygularınızı ifade edebilmek için neyden faydalandınız? Yani bugün işte duygularınızı ifade edebilmek için onlara ne göstermeliyiz acaba? Ya da nasıl ifade edebileceklerini nasıl anlatmalıyız? İfade etme zorunluluğu olduğunu nasıl anlatmalıyız ki daha kolay insanlar olabilir? Altını çiziyorum. Evet, biz duygularımızı kuzeylilere rağmen daha rahat dile getiren insanlarız ama söylediğinizde haklısınız, bu yetmiyor. Yine bir sıkıntı var. Galiba özgüvenliği gibi bir şey. Yani bir de şuna hazır olacaksınız. Yani duygularınızı dile getirirsiniz, kırılabilirsiniz. Bir başka şey de var. Duygularınızı rahat yaşıyor olmanız zekadan yoksun duyguları ortaya koymak değil. Yani biraz önce söyledik ya, ben düğüne aşıksam onu etkilemek durumundayım. Duygularımı öyle bir severim ki ilk gün kadın hadi eyvallah der, şeker gider. İfade ediyor muyum? Duygunuzu da orada da bir şey var, etkileme çabası var. Ama siz busunuz, zaten o gün çekip gidecekse gitsin. Ertesi gün siz duygularınızı yapacaksınız. Hayır, hayır, hayır. Pek öyle değil. Çünkü o şansı tanımak durumundasınız. Yani başlangıçta şöyle kritan şeyler yok. Ben, o da o. Hayır, böyle şeyler değil. Etkiler var. Belki bir ilişkiden yeni çıkmıştır. Yani olay son derece komplike. Son derece komplike. Evet, belki ilişkilere başlarken dediğiniz gibi muhakkak ki dış görüntü muhakkak ki önemli olacaktır. Ama benim kastettiğim oydu. Yani Schopenhauer'ın söylediği iyiliğe kalmaktı benim aslında. Schopenhauer'a gelip hemen söyleyeyim. Schopenhauer'ın bu konudaki görüşleri biraz tabii eskimiş görüşlerdir. Yani eşcinselliği açıklamasından tutunuz. Söylediğiniz başlıklarda işte doğanın amacı, soyu... Hayır efendim, insan cinselliği estetik bir cinselliktir. Soy sürdürümüyle alakası kalmamıştır. Yani o hale oralarda Schopenhauer.
Yani eğer temel olarak, tamam temel olarak iki tane cins insan. Bunun altını çizebiliriz. Aşkı başlatan da böyle iki tane cins olması muhakkak. Ama insan cinselliği hiçbir şekilde soy suydurumuna yönelen cinsellik olma özelliğini koruyan bir yapıda değil, son derece estetik bir boyut kazanmıştır. Eğer öyle olsaydı, diğer canlılar gibi bir arada olacaktı. Ve hemen söyleyeyim, sadece iki tane canlı var cinselliği estetize olmuş. Birisi insan, birisi de en üst, onu şempanzelerden ayırdılar, bonobolar. Onlar da estetize bir cinsel hayata sahip insanlar. Yani soy sürdürümüne yönelik olmayan bir cinsellik yaşıyor insan. İfade edildi mi? Tabii ki doğadaki haline bakarsan 150 bin yıl önce belki öyleydi. 150 bin de değil. Milyonlarca yıl önce, Homo sapiens 150 bin yaşında. Yıllarca önce belki soy sürdürümüne dayanan bir cinsellikti ama insanlaşma süreciyle birlikte estetize olmuştur insan cinselliği. Siz şimdi itirazınızı yükseltiniz. Hocam bunu söylüyorsunuz ve bir erkeğin ya da bir kadının erkeğe bakışını kadındır ya da erkektir nitelemesi yerine insandır nitelemesini koyamıyorsunuz. Ben bunu anlayabilmiş değilim. Yok koyuyorum canım. Meslektaşlarıma insandır diye bakmıyorum. Hayır. Sonuçta bir karşınızdaki karşı cinsizin nitelemeniz bana bir, böyle cinsel içeren bir niteleme. Yani bu da bir biraz Freudçu bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum ben bunu. Yani karşınızdaki insanı önce insani davranışlarından dolayı tanıyıp gerçekten değer verip saygı duyup sevgidir aşkı. Valla ben de öyle olmuyorum arkadaşlar. Ben de öyle olmuyorum. Sıra bekliyorum. Yani, ben kendime soruyorum. Ben 41 yaşında bir adamım. Niye bu kadın diyorum? Ya hep aynı kadınlar. Hep tip olarak aynı kadınlar. Yani ben arkadaş felsefe mi okumuş? Felsefe profesörü mü falan? Gözüne bakıyorum etkilenmiyorum. Ne yapayım şimdi? Ha bak birisinde şöyle olabilir. Birisi şöyle bakar. Üf! Etik ve estetiklik. Birisiye bakabilir. Bunu da öyle bir seçicilik de olabilir. Ama genellikle bakınız bunları araştırıyorlar. Sosyal antropologlar araştırıyor. Genellikle bu 30 saniyede olan bir şey. Yani bakıyorsunuz ve etkilemiyorsunuz. 30 saniyelik bir iş. Bunu yap. Bak o söyledikleriniz peşinden geliyor. Bir arkadaşım anlatmıştı bana. Boğaziçi'nde okuyor öğrencilik yıllarından. Boğaziçi'ne girdim. Bir yıl bir kızın peşinde koşturdum dedi abi. Bütün kapısında yatıyorum. Betonlarda yatıyorum. Yani gidiyorum. Sabaha kadar kızın betonunda yatıyor, bekliyorum. Bir konuşabilmek için. Böyle mi bir güzel diyorum. Sonunda kızdan randevu alıyor. Bir çay içiyorlar. 15 dakika sonra kız gidiyor. Ama bir yıl peşinden koşuyoruz. Anlatabildim mi söylediğimi? Olay saldırısız işte olay. O yüzden. En arkada bir arkadaşım ısrarla kaldı. Siz geliyor başlıyor. Mikrofon geliyor. Merhabalar. Bence aşk insanı ehlileştirir. Ancak bunca zaman ehlileşmeyen insanlar var. Bu ehlileşmeyen insanlar aşka kılıflar uydurmuşlardır. Peki bu aşka kılıflar uyduran insanların oran tutanlardan farkı ne acaba? Bir de şunu sormak istiyorum. İnsanların bazı kılıflar almışlardır. Mesela A kılıfını almıştır ya da B kılıfını almıştır. A kılıfını gider bir kadına giydirir ve ona aşık olur. B kılıfını başka bir kadına giydirir, o kadına aşık olur. Acaba ehlileşmeyen insanın oran tutanından farkı nedir? Ben de bu sorunun bu kısmını almayayım da. Çünkü o beni aşar, ben onu bilmem de. İlk söylediğiniz yerde çok haklı bir tespit yapıyorsunuz. Değerli arkadaşımız diyor ki, biz bir atfediyoruz. Karşıdakine bir şeyler atfediyoruz, ona aşık oluyoruz. Doğru mu anlıyorum seni? Doğrudur. Yapılanlardan bir tanesi de budur. Demin sizin itirazınızda yani karşıdaki insanın aslında ne olduğunu düşünmeden değerli arkadaşımız çok doğru bir şey söylüyor. Biz ona atfetmeye başlıyoruz. Atfettiğimiz şeye aşık oluyoruz. Yani erkek, karşınızdaki erkek sizin düşündüğünüz gibi biri olmayabilir. Ama değerli arkadaş doğru söylüyor. Biz ona giydiriyoruz. Yani aslında çok sık yapılan bir şeydir bu. Çok sık yapılan bir şeydir. Görmek istediğimizi yüklemeye başlıyoruz. İşte beyaz atlı prens tartışmasını esprili sürdürdük ya. Çünkü alıştığımız bir şeyler var. Onu yükleyeceğiz. Evet. Teşekkür ediyorum.
Merhaba. Ben şey söylemek istiyorum. Ya bence insanlar aşkla sevgi arasındaki ayrımı yapamıyor. Ya arkadaşım bahsettiği şey bence sevgi. Bir insanı tanıdıktan sonra eğer onun kişiliği gerçekten bana uygunsa ben o insanı severim. Ama ben ilk gördüğümde eğer o insandan etkileniyorsam ona aşık olurum. Ya bence bizim yani anlayamadığımız ve fark edemediğimiz şey bu. Biz şey zannediyoruz. Yani bir insanı ilk gördüğümüz zaman tamam bütün kişiliğini... Ben size bir şey sorabilirim. Evet. Sonuç? Sevginiz varken aşka ihtiyaç duyar mısınız? Evet. İşte burası problem. Ya şimdi şey var. Ben size hayır demiyorum. Yani sevgiyle ilişkilebiliyorsunuz ve evet. Aşka ihtiyaç duyuyorsunuz. Evet. Peki biraz üzerinde bir şey söylemeyelim ne anlamına geldi. Ya şimdi ben şeyi kastettim. Yani bir insanı ben görüyorum sonuçta, ona karşı bir şeyler hissediyorum. Bu aşktır. İlk gördüğüm anda ben o insana karşı bir şey hissettiğim zaman bu aşktır. Aynı elektriği ona da verebiliyorsam aramızda bir ilişki başlar. Ve bu zamanla birbirimizi tanıdıkça eğer birbirimize uygunsak bu sevgiye dönüşür. Ha şimdi evet ben yanlış bir şey söylemişim. Şimdi anlıyorum. Gerçekten de doğru. Yani eğer bir insanı seviyorsam ama eğer oradaki heyecan bittiyse, aşkım bittiyse gerçekten buna ihtiyaç duyarım. Çünkü şey diyoruz yani bir ilişki başladığı zaman, uzun seneler geçtiği zaman birbirimize alışmış oluyoruz. Ve o ilk hissettiğimiz heyecan kaybolduğu için ister istemez aşka ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü ilişkimiz montonlaşmış oluyor. O yüzden ben evet aşka ihtiyaç duyarım. Ben size katılıyorum, doğru bir şey söylediniz. Evet, ben de hocam ben bir şey söyleyeceğim. Merhaba. Benim sormak istediğim hani hocam siz dediğiniz birisine aşık olurken yani çocukluğumuzun getirdiği yani olgunlaşma çağında ya da büyüme evresinde annemiz, babamız ya da çevremiz her şey etkili olur diye düşündük. Yani bu mutlaka var. Peki bizdeki duvarı delen hocam karşıdakinin yani bizde olan zıtlıkları mıdır ya da aynı kültüre sahip olmamız, aynı şeyleri düşünmemiz bunlar mıdır yani? Onu diğer duvarı değerlendirmesini sağlayan nedir? Çok güzel bir soru. İşte bu karmaşık olan noktada burası beni aşacak için çok açıkça söylüyorum. Bu psikiyatrinin cevap verebileceği bir şey. X'i de mümkün. Yani sizi etkileyecek bireye zıtlıklar da olabiliyor. Yani tepkileriniz de bunu şekilleyebiliyor. Tam tersi de olabiliyor. Çok ilginç. Yani bütün o bakıyorsunuz karşıdaki insan olabilir. Babasının tam zıttını seçmiş kadın. Böyle bir tepki üzerinden de hissediyor. Ya da babasının aynısını da arayabiliyor. Bunlar psikiyatrinin cevap verebileceği şeyler. Ama şunu tespit etmek önemli. Oralarda bir şeyler oluyor. Yani o estetik beğenilerimizin oluşması bu özsel seçimlerde yani bir erkeği ya da bir kadını beğenirken oluşan o estetik beğeniler bence çocukluk döneminde şekilleniyor. Çocukluk döneminde derken 4 yaşına falan giriyorum. 4 yaşın öncesine yani tam da psikiyatrinin alanı. O aralıkta benim işim değil. Çok değerli psikiyatrlar var. Onların cevap vereceği muhtemelen veriyorlar da. Psikiyatrın alanı. Ama ilk çocukluk dönemleriyle ilgili bir şey. Bunun üzerine bir şeyler koymanız mümkün. Bir şeyler oluşması mümkün. Ama hemen hepiniz şöyle bir şeye sahipsinizdir. İleriki yıllarda daha da netleşecek. Beğenileriniz hemen hemen benzer tiplerle yoğunlaştığını göreceksiniz. Öyle değil mi? Bakın demek ki bir şey yerleşmiş artık. O bir şeyin ismini koymayalım ya da şey diyelim, estetik beğeni diyelim. Ama yerleşmiş o. Ne bileyim işte uzun boylu erkekten hoşlanıyor, kimisi de kısa boylu. Dazlak erkekten hoşlanıyor. Erkeklerin ödü kopar, saçları dökülecek diye ben öyle kadınlara tanıtamıyorum ki dazlak erkek. Yani saysız erkek. Ben nasıl açıklayacağım bunu? Ben açıklayamıyorum, onun psikiyatriye konuşması lazım. Niye uzun boylu ya da kısa boylu? İfade edebiliyor muyum? Ama ilk çocukluğa ilişkin olduğu hemen hemen tartışma kaldırmaz. Temel olarak. Öncelikle teşekkür ediyorum bize kendilerinizi aydınlattığınız için. Şimdi biraz önce aşktan konuşurken dürüst olmak ve iyi insan olmaktan bahsettiniz. İyi bir aşık olmak için belki öyle olmaktan ama iyi insan olmak bir kere çok zor bir şey. Okuyacaksınız, kendinizi geliştireceksiniz, duygularınız, bir de mizacınız var. Bazı insanlar isteseler de ne kadar okusalar da, aydınlansalar da iyi insan olamıyorlar. İyi insan olmak bir zor bir şey. O zaman demek ki aşkı yakalamak da o kadar da herkes, hani bunu ben o ilahi yani çok büyük aşkı yakalayacağım diye beklemesi biraz hayal kırıklığı olmaz mı kendisi için? Çok haklısınız. Onun için tam tersini söyledim. Yani değerli arkadaşımla konuşurken yaşayarak göreceksiniz. Bir de şöyle bir şey söylemiyorum, sakın yanlış anlaşılmasın. İyi insanların aşkı büyüktür. Hayır.
Bora Bey'i görüyorum. Geçen derste de tartıştık. Son derece hastalıklı iki insanın müthiş bir aşk olayıdır. İki kişiye özel büyük aşk olabilir. Yani çok büyük bir aşk olabilir. Bunun örnekleri üzerinde de tartıştık. Ama bir psikiyatr açısından bu o iki insanın hasta olmadığı anlamına gelmez. Ama sonuçta ortadaki aşk mükemmel bir aşk olabilir, büyük bir aşk olabilir. Yani şöyle bir şey söylemiyorum. İyi insanların aşkı ya da iyi aşk için iyi insan olmak zorunda koşulur. Hayır, sadece şunu söyleyeyim. Kendim için de düşünüyorum ve şunu görüyorum. Yalan söylenerek bir ilki olabilir. Ya da onu şöyle söyleyeyim. Kandırmamak, yalan söylememek, küçük yalanlar olabiliyor. Annenize, babanıza söylüyorum. Partnerinizi kandırmamak. Peki böyle bir yetenek olabilir mi? Yetenek olabilir mi? Aşk yeteneği. Ha, bu da iyi bir soru. Yani kimi insanların iyi sevdiği söylemiyor. Yetenek midir? Bilemiyorum yani nasıl öyle olur ama kimi insanlar iyi aşıklardır. Yani belki de bir yetenek bilmiyorum. Belki de o kendini ifade edebilme, özgüven ve kendini aşk ilişkisine bırakabilmeyle ilgili şeyler. Yani öyle mesela Katolik eğitimi düşünün. Katolik eğitiminden geçmiş bir kadın ya da erkek iyi bir aşık olur mu diye sorun kendinize. Yani bütün şeyi eğitiminin ana ekseni kendi üzerinde denetim olan birinin bilemiyorum. Yani ifade edebiliyor muyum? Kendiyle ilişkili kendini rahat bırakabilen, özgüveni olabilen bütün bunlar yapılabilir. Zaten psikiyatrlar bunu yapıyorlar. Yani sizin sıkıntılı olduğunuz noktalarda sizi tekrardan sorgulama sürecine sokuyorlar. Ve hastalıklı bir şey de büyük bir aşk yaşadı diyemeyiz ki. Zaten bir hastalık var orada yani. Evet, o hastalık olması başka bir şey, aşk olması başka bir şey. Ama zaten bakın şunu yaparsak içinden çıkamayız. Yani herkese göre değerlendirdiğimiz genel geçer bir aşk ortaya koymaya kalkarsak mümkün değil. Yok, koyamayız zaten. Onu anlatmaya çalışıyorum ama bence sağlıklı insanların yaşadığı üretici bir bakın, şey olmalı sevgili. Şimdi bakın, eğer öyle tanımlarsak şu salondan bir tane sağlıklı dışarı çıkamaz. Çok açık söylüyorum. Ben dahil olmadım. Kendimi kenara alarak söylemiyorum. Yani bizler bu toplum içinde yaşayan çeşitli hastalıklar derken böbrek ağrısını kastetmiyoruz. Kendinde taşıyan insanlarız. Onun için değerli arkadaşlar yaşarken öğreneceksiniz dedim. Yani söylediği kıskançlığı yaşayabilen insan için, yani sevdiği insanı sokağa bırakmayacak kadar kıskanç olan birinin sağlıklı olduğunu söyleyebilir misiniz? Ama bunun bütün örneklerini görebiliriz. Her birimizin ilişkisinde vardır. Kıskançlıklar vardır. Yani rasyonel olarak anlayamayacağımız şeyler vardır. Dolayısıyla öyle pür par tanrısal bir aşk yok. Buyurun hocam. Biraz önce aşkın tanımını yaparken biraz bende kavramlar karıştı. Tanım yapmadım. Tanımını ya kısmen yaptım, düşünüyorum ben de yapmadım diyerek işin içinden çıkmayayım wow. Bence. Çünkü biraz önce dendi ki ilk anda görüldüğünde karşılıklı hissedilen şey aşktır, daha sonra oluşan şey de sevgi dediniz ve siz bunu ayrıldınız. Bu duruma da şimdi güdülerle hissettiğimiz şeyin kendisi de aşk olmuş oluyor. Ama bir erkeğin soyunu devam ettirmek için bir kadınla birlikte olduktan sonra aynı kadını tekrardan onun karşısına çıkardığınızda tekrardan öğrenmesi için işte minimum 20 dakika gerekiyor. Ama daha başka bir kadın getirdiğiniz zaman 3 saniye içinde tekrardan yeniden soyunu devam etmek için ilişkiye girebiliyor. Yani bu birazcık da soyun devamı için güdüsel olarak ya da içgüdü bu kavram yanlış kullanılabilir. Soyunun devamı için kendi içinde hissettiği bir şeydir. O zaman bunun adına eğer hani ilk gördüğümde hissettiğim şeyse aşkın kendisi, o zaman bu adamın sürekli karşısına başka bir kadın çıkarttığınızda her karşısına çıkarttığınız insanın aşık olmasını beklemiş oluruz. Aşk dediğimiz şeyin kendisi burada nerede oluyor? Hani ben bir insanı bilmiyorum, kendimi evlerimde tanımadığımı düşünüyorum bu anlamda. Sadece gördüğüm anda hissettiğim şeyden dolayı aşk olduğumu düşünmem. Orada hissettiğim şey hoşlanmadı.
daha sonra onu tamamıyla, benim çünkü tek, tek oluşturan şey hoşlanmanın kendisi değil. Beni oluşturan şeylerin tamamıyla eğer ona uyum gösteriyorsam ona aşık olabiliyor. Bu anlamda aşkı nereye koyuyorsun? Tabii bu içgüdüyle hissettiğimiz şeyin kendisi aşk mıdır yoksa sadece hoşlanma mıdır? Buna aşk diyebilir miyim? İsterseniz hoşlanma diyeyim yani. Bir şeylerin yaşanması için gelişmesi gerekiyor. Bakın şöyle bir şey yapmıyorum. Kavramlar üzerinden bir tartışma götürmüyorum. Hoşlanma, sonra aşk, sonra sevgi. Bu sadece dinleyiciden gelen tepkiler. Benim için kafamda böyle bu kategorilere sahip değil. İşte şurada aşk başlar, şurada sevgi başlar, şurada hoşlanmadır. Hayır. Böyle kategorilerle iş görmüyorum. Sosyal antropoloji anlamında, antropoloji anlamında bakacağınız şeyler, ilişkin söylediğiniz şeyler doğrudur. Ama bunlar artık araştırarak bulduğumuz şeylerdir. Biraz önce insan cinselliği estetize olmuştur derken bunu kastediyorum. Bunlar üzerinde yeniden araştırmalar yapılıyor, o saatler, gördüğünüz saatler ortaya çıkıyor. Bir insanın değişik değer yargıları olabilir. Zaten işi karmaşık kıran da o. Son derece değişik yargılarla iş görüyor olabiliriz. Demin söylediğim gibi yani elimize alacağınız, ilahi ölçülerini koyacağınız bir aşk yok. Siz öyle yaşıyorsunuzdur. Siz göreceksiniz, hoşlanacaksınız, konuşacaksınız. Bir başkası da görür görmez aşık oluyor. Aşkı bir metafiziğini, manifestosunu çıkardınız ve bir örnekler alarak genel bir metin oluşturulabileceğini söylediniz. Evet. O zaman burada sıkıntıya düşeriz. Hayır, söylediğim şu. Burada detaylara giren bir şey söylemiyorum ki. Siz şu ya da bu nedenle, şu ya da bu kişiyle birlikte olmaya başlıyorsunuz. Önce bir inisiyatif gösteriyorsunuz. Söylemek istediğim o. Bir inisiyatif gösteriyorsunuz. İki inisiyatif bir araya geliyor ve şekillemeye başlıyorsunuz. Ama bu şekilde Avşar Tümç Hocam da size hep deke sunacak üniversite adına. Buyurun hocam. Hocam konferansı teşekkür ederim.